Marvelous içerisinde tasarımlarımız için kullanabileceğimiz birkaç avatar stili mevcuttur. Buna göre sahnede herhangi bir avatar oluşturduğumuzda bu avatar programın 3D sahnesinde bulunur. Sahne avatar işlemlerini ise Avatar Editor altından gerçekleştiririz. Bunun için Avatar ve Avatar Editor linkini tıklamamız yeterlidir. Bu editörde farkındaysanız bir kategori mevcut. Buna göre buradaki ilk kategori Avatar kategorisidir. Dolayısıyla buradan Female ya da Male ya da Kids bir avatar seçebilirsiniz. Hemen ikinci kategori Hair kısmıdır. Buna göre seçmiş olduğunuz avatara bir saç tipi belirleyebilirsiniz. Son kategorimiz ise Shoes yani ayakkabı kategorisidir. Bu da burada seçmiş olduğunuz avatarınız için seçebileceğiniz ayakkabıları size sunmakta. Yine burada özellikle pozlama ve animasyon için bilmeniz gereken bu avatarlar Female A, Female B ve Female C olarak ayrılmıştır. Aynı şey erkekler için de geçerlidir. Buna göre Male A, Male B ve Male C. Çocuk ise Kids olarak geçmektedir. Buna göre sahnedeki avatarımız örneğin Female B tipinde ise pozlama ya da animation klasöründen de Female B içerisinde yer alan animasyonları ya da pozlamaları avatarımız için seçmemiz gerekiyor. Şimdi örnek için Female B tipine tıklıyorum ve avatarımın sahnede oluşmasını bekliyorum. Görmüş olduğunuz gibi avatarımız sahnede oluştu. Şimdi avatarımıza hair kısmından bir saç tipi seçelim. Son olarak bir de şöyle bir ayakkabı belirleyelim ona. Ve böylece avatarımızı sahnede oluşturmuş olduk. Artık bu editörü şuradaki çarp simgesine tıklayarak kapatabiliriz. Evet, avatarımızı 3D alanında oluşturduğumuzda avatarımızın silüeti 2D alanında oluşmuş olur. Buna göre kıyafet tasarımlarımızı da bu 2D alandaki avatar silüeti üzerinden yapabiliriz. Son olarak sahnedeki avatarımızı herhangi bir gizmo ile herhangi bir yere taşıyamayız. Yani gizmolarımızın move ve rotate işlemlerini bu avatar için kullanamıyoruz. Buna göre avatarımız sabit konuda ve oluşturulduğunda gridin tam merkezinde konumlanmaktadır.